Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım yeni bir haftaya başlıyoruz. Ee, bu hafta bizler için önemli olacak takip seviyeleri hangi seviyeler? Sizlerle birlikte e, ons altın, gram altın, dolar tl, e, gümüş gram, gümüş ons, e, sterlin tl Bizler için e, hangi yerler takip edilmeli? Sizlerle birlikte bunu bu videoda değerlendirmeye çalışacağız. Yükseliş için hangi seviyeler bizler için önemli? Bu altın daha yükselir mi? Bütün bunların sorularını sizlerle birlikte burada cevaplamaya çalışacağız. Altın onsla başlayalım. Ons altında bizler için bu hafta 1907 rakamı yükselişin devamı için önemli bir rakam arkadaşlar. Hemen yazıyoruz şuraya 1907. 1907 üzeri altın ons olumlu. Ve bu 1907 üzerinde kalmayı başarırsak da arkadaşlar ons altında 1936 seviyesi yeni hedef haline gelecektir. 1907 altında geri çekilmelerde takip edeceğimiz destek 1883 ve onun altında da gene önemli bir destek yeri 1871 seviyesinde bulunan Destek seviyemiz 1871 altında kapanış olmadıkça da e, ons altında e, olumsuz bir durum var diye düşünemeyiz e, arkadaşlar. O yüzden e, ons altında 1907 yükselişin devamı için e, bizim olmazsa olmaz şartımız 1907 üzerinde her kapanış ons altında e, yukarı yönlü hareketlerin bu hafta hızlanması demek oluyor bizim için. Geri çekilmelerde 1883 eğer altına sarkmazsa burası alım fırsatı olarak da değerlendirilebilir. Evet kısa da baktığımız zaman ons altında bunları söyleyebiliriz. Hemen ons altından gram altına geçelim. Bakalım gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyeler bunları sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Evet gram altında da baktığımız zaman arkadaşlar gram altında gene bizler için 1920 pardon 420 rakamı önemli olacak. Evet 420 üzerindeki kapanışlar gram altında takip etmemiz gereken önemli kapanışlar. Gram altının 420 üzerindeki kapanışları da arkadaşlar yukarıda bizlere 426 430 seviyesindeki hedef noktalarına doğru gram altını taşıyacaktır. Gram altında geri çekilmelerde bizler için önemli olacak destek bölgesi 415 en yakın destek bölgesi 415 onun altında da gene Önemli bir destek e, seviyemizde arkadaşlar 412 ve 406 seviyelerindeki destek bölgesi gram altın 406 üzerinde kaldıkça da e, hala olumludur ve yükseliş devamı beklenebilir arkadaşlar Bir nevi 406 seviyesi gram altında bir stop bölgesi olarak da düşünülebilir 420 bu hafta üzerindeki kapanışlar yukarı hareketlerin daha da kalıplaşmasını ve hızlanmasını bizlere getirebilir. O yüzden gram altında 420 seviyesi yükselişin devamı için önemli bir seviye olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu verdiğim rakamları takipte kalın. Biliyorsunuz ülke ekonomileri gün geçtikçe daha da zor şartlara girmekte. Ve merkez bankaları da bunları kurtarmak için sürekli bir para basma yarışı içerisinde hareketlerine devam etmekte e, bu para basma ve şirketleri kurtarma e, politikalarının devam etmesi durumunda arkadaşlar sürdürülebilir e, bir artık nakitte kalma durumu e, yerini daha çok metallere bırakıyor ve bunların neticesinde de arkadaşlar metallere talep gün geçtikçe artmakta e, tabi her an ne olacağını bilmediğimiz için de ee, bu Covid-19 ile ilgili herhangi bir e, aşı haberi de gelebileceği düşüncesiyle de arkadaşlar gözümüz kulağımız haberlerde olacak. Ve stop olmamız gereken önemli destek noktalarını da kaçırmamaya çalışacağız ki çok fazla zararda kalmayalım. O yüzden destek noktaları da bizler için önemli. Özellikle alımlarda e, kuvvetli destekler yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla da kullanılabilir arkadaşlar. Evet hemen Dolar-TL'ye de bakalım. Dolar-TL'de bizler için önemli seviyeler. Evet Dolar-TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar sıkışık seyir hala devam etmekte. Dolar-TL kurunda 6.90 dediğimiz gibi arkadaşlar üzerinde bir kapanış olmadıkça Dolar-TL'de hareketler aşağıya yönlü 6.90-6.77 bandında sıkışık seyrine devam edecek gibi gözükmekte. Ee, yukarıda 6.90 kırılması doların hareketlerini 694 ve 699 bandına doğru taşır. Fakat bunun için şartımız ne diyoruz? 690 üzerinde bu hafta mutlaka bir kapanış yapması şart. 690 altında kaldıkça da hareketler aşağı yönlü. 685 ilk etapta ve onun altında 680, 677 destek noktalarına doğru sarkması muhtemel hareketler olarak Dolar-TL kurunda görünmekte arkadaşlar. Evet, gümüş tarafına da bakalım. Evet, gümüş onsla hemen başlayalım. Gümüşçü arkadaşlar da merakla beklemekte. Gümüşte güzel hareketler, yukarı yönlü sert hareketler yaşanmakta. Ve bizim de haşeri çocuğumuzun hareketlerine bakalım hangi seviyelere kadar sürdürebilecek? Bizler için gümüşte önemli seviyeler hangi seviyeler? Sizlerle birlikte bunları bulmaya çalışalım. Evet, gümüş ons 23 26 önemli bir direnç arkadaşlar 23 26 seviyesi. Hemen işaretlerimizi koyalım. 23 26 yükselişin devamı için 23 26 üzerinde hareketler şart arkadaşlar. Güm e, gümüş ons'ta. Gümüş ons'ta geri çekilmelerde e, bizler için önemli olacak destek 22.30. Evet, geri çekilmelerde 22.30 seviyesi önemli. Onun altında da arkadaşlar 21.72 desteklerimiz gümüş ons'ta geri çekilmelerde takip edilebilir. E, fakat bu 23 26 üzerinde kapanışlar devam ederse de Geri çekilmeler değil yukarı yönlü hareketlerin devamı 24-23 ilk direnç bölgemiz. Onun üzerinde de 24-83 seviyesine kadar bu yükselişler devam da edebilir arkadaşlar. Kritik rakamımız bu hafta yükselişin devamı için mutlaka 23-26 üzerinde kapanışlar şart. Bu kapanışları başarabilirse gümüş gram yukarıda 24, 23 ve 24, 83 hedeflerine doğru hareketlerine devam edebilir. E, aşağıda düzeltmelerde 22, 30, 21, 72 altına kadar sarkmalar görülebilir. E, bunlar görülse de e, bu 21, 72 altına bir kapanış gelmedikçe e, Gümüş gramda, Gümüş onsuda e, yön hala yukarı yönlü olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Takibimizi bunlara göre yapalım. Hemen gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda bizler için önemli seviyeler. Hangi seviyeler? Evet, gümüş gramda 5 12. Şuradaki 5 12 seviyesi yükselişin devamı için şart olan rakam arkadaşlar. Ayrıca bu yükselişlerin devamı için olan rakamlar hani cesaret edip alım yapamayan, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla Cesaret edip de alamayan arkadaşların dikkatle takip etmesi gereken rakamlar 5-12 üzerinde kapanışlar gelir. 4 saatli kapanışlar gelirse e, buralardan yön 5.32 ilk etapta ve onun ardından da 5-45 seviyesi gümüş gramda hedef haline gelir arkadaşlar. 5-12 altında bizler için takipte kalmamız gerekecek önemli destek noktası gümüş gramda 4.90 da bulunan destek noktası ee, Onun altında da yine önemli bir destek seviyesi 4.78 Bölgesinde bulunan e, Önemli destek yerleri olarak e, Göze çarpmakta Verdiğim seviyeler takibinizde olsun önemli seviyelerdir e, Bu seviyeler Hem alım yapacak olan arkadaşlar hem de e, Hareketlerin Devamının gelebileceğini seviyeler Hepinizin takibinde olsun arkadaşlar. Bunlara göre kendinize strateji belirlemeye çalışın. Hemen Sterlin'e de bakalım. Sterlin'de bizler için e, önemli olan seviyeler nerelerde? gbp TR'ye. Evet Sterlin paritesine baktığımız zaman arkadaşlar Sterlin'de biliyorsunuz yukarı yönlü hareketler e, 8.68'in yukarı doğru kırılmasıyla gelebileceğini söylemiştik. 868 yukarı yönlü kırıldı Ayrıca stellinde 850 seviyesinden biliyorsunuz bir alt tavsiyemiz vardı Benim bir al yapılabilecek seviye olarak gördüğüm bir seviyeydi 850 seviyesi ve buralardan alım yapan arkadaşlar şu an itibariyle dolar bazında değil de stellin bazında genlerden baksanız 25 Evet yukarıya yönlü hareketler görülüyor ve bunlar da şu an itibariyle karda olan arkadaşlar. Konuyu fazla uzatmayalım. Sterlin'de 871 evet üzerinde hareketler devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler Sterlin 871 üzerinde kaldıkça arkadaşlar olumlu. Evet şu 871 bizim üzerinde kalıp kapanış ee, gördüğümüz rakamlar. Ve bu 8.71 rakam üzerinde sterlin kalmaya devam ettiği müddetçe arkadaşlar. Yukarıda ilk 8.77 direnci ve onun üzerinde de en yakın aşması gereken 8.89 direncine doğru sterlinde de hareketler bu hafta takimizde kalacak. Önemli hareketler şeklinde gözükmekte. 8.71 altında e, düzeltme beklememiz gereken rakamlar 8.67'de var bir desteğimiz. Şurası bir destek ve onun altındaki önemli desteğimiz gene 8.63 seviyesinde bulunan önemli destek seviyesi e, sterlinde takip edilmesi gereken önemli yerler olarak gözükmekte arkadaşlar. E, Sterlinin bir de paritesine bakalım. Sterling paritesi Evet, onda da hareketler e, yukarı yönde takimizde olan hareketlerdi. Evet, şu an 1.28 civarlarındayız. Evet, biliyorsunuz son videomuzda Stellin'de 1.29 hedefimiz vardı. Stellin de gene 1.28'e doğru e, hareketlerini hızlandırdı arkadaşlar. Evet, 1.25 alım, 1.28 1.29 hedeflerimiz hala Sterling'de devam etmekte. Sterling'de artık bizler için 1.27 bu hafta e, önemli. Artık destek yerimizi 1.27 seviyesine çekiyoruz. Yükselişin devamı için ne dedik? 1.27. 125'ten 1.27'ye çekiyoruz arkadaşlar. Evet şurada 1.27 yükselişin devamı için bizler için şart olan rakamımızı 1.27'ye çektik. Üzeri 1.28 evet ilk direnç noktamız ve onun üzerinde de 1.29 eee Sterlin'deki direnç noktaları olarak gözükmekte arkadaşlar. Sterlin'de GBP partisinde de gene 1.26 şuradaki 1.26 bizler için önemli bir destek konumunda durmakta. Sterlin'de de e, GPP USD paritesinde de arkadaşlar 1.29 hedefi beklenebilir. Şu an itibariyle hala sterlin paritesi de kuvvetli durmakta ve 1.29 hedefine doğru hareketlerini hızlandıracağını düşünmekteyim. Evet sevgili dostlarım e, bugünlük piyasa başlangıcı ile ilgili Söylemek istediğim rakamlar bunlar. Rakamları güzel takip edin, videoyu sardırmadan ve dikkatli bir şekilde not alarak izlerseniz e, hafta boyunca verdiğim rakamların sizlere ne kadar faydalı olabileceğini göreceksiniz. E, o yüzden sizden ricam lütfen videoları tam ve eksiksiz izleyin ki bu videolardan faydalanabilin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.